Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle bu gördüğünüz ajurlu örgü modeli nasıl örülür onu paylaşmak istedim. Modelimize şöyle yakından bakalım. Bakın alt tarafı bu şekilde kendinden oymalı bir şekilde oluşuyor. Ayrıyeten lastik örmeye gerek yok. Bu gördüğünüzü ben koton bir iple ördüm. Bakın yazlık örgülerinizde de dökümlü çok güzel salaş, hırkalar, bluzlar yapabilirsiniz. Angora iple ördüğünüzde de çok güzel, çok şık yelekler olacaktır. Şöyle modelin arka yüzüne de bakalım. Bakın arka tarafının görüntüsü de bu şekilde. Yapılışı da oldukça kolay. Böyle bakıldığında sanki zor, karmaşıkmış gibi görünüyor. Yaparken göreceksiniz, hiç de zor değil. Ben şimdi sizlere anlatımını yaparken modeli bakın, burada kenarda yarım, şurada ortada ajurlu kısmı var ve şu modelin yarısına kadar olan kısmı anlatım yapmak istiyorum. Sizler buradan devam ederken şuradan üçünü de ben bırakacağım. Sizler bu üçünü arttırıp yine bakın anlatım yapacağım yerden devam ettirerek modeli uygulayabilirsiniz. Şimdi ilmeklerimizi atalım ve modelimizi yapmaya başlayalım. Şişime 19 tane ilmek atarak başlıyorum ben. Şöyle 2 şiş üzerine ilmeklerimizi atarsak alt tarafında toplama kasma problemi yaşamayız. Sizler de 2 şiş üzerine ilmekleri atarak başlarsanız daha iyi olacaktır. Şişime toplam 19 tane ilmek atarak başlıyorum. Şişime ilmeklerimi attım. Şimdi iki şişten birini dikkatlice çekiyorum. İlmeklerimi kaçırmadan. İlk ilmeğimi de sıkılaştırdım. Şimdi ilk sırada modeli kurmaya başlıyoruz. Lastik örgü olmadığı için öncelikle kenar ilmeğimizi örmeden alarak başlıyoruz. Kenar ilmeğinden sonraki ikinci ve üçüncü ilmeği ikisini birlikte şişime aldım ve birlikte ters olarak topladım. Yine bir sonraki iki ilmeği ikisini birlikte ters olarak topluyorum. Sıramın sonuna kadar sürekli aynı işlemi yapıyoruz. İki ilmeği ikisini birlikte ters. Aralarına ilmek atmadan sadece toplama yapıyoruz bu sırada. Bakın bu şekilde. Son bir tane ilmeğim kaldı. Bunu tek olarak ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sizler modele devam ederken burada bu iki ilmeği örmeyip hemen şöyle göstereyim sizlere. Bakın sıranın altından bu şekilde toplamaya devam ederek örgüye devam ediyorsunuz. Benim burada kenarda yaptığım işlemi de en son örgünün kenarına geldiğinde yaparak siz de sırayı tamamlarsınız. Şimdi çevirdim, örgümün arka tarafına geldim. Yine önce kenar ilmeğimi aldım. Bir sonraki ilmeği ters olarak ördüm. İki ilmek yan yana. Tek olarak bunları ördük. Şimdi bakın burada bir ilmek doluyorum. Bir ters örüyorum. Bir doluyorum. Bir ters örüyorum. Bir ilmek doladım. Bir ilmek ters ördüm. Bir dolayıp bir ters örüyorum. Burası örgümüzün arka tarafı. Son ilmeğimi doladım. Bakın bunlar da kenarda kalan ilmekler. Son doladıktan sonra bir ilmek ördüm. Kenar ilmeğimi örmeden önce ilmek dolamıyorum. Kenar ilmeğimi direkt örüyorum. Sıranın sonuna kadar siz de bütün ilmekler bitene kadar bu şekilde devam edip en son kenar ilmeği ile son ördüğümüz ilmeğin arasına ilmek dolamadan iki ilmeği örerek tamamlarsınız. Şimdi geriye döndüm. Kenar ilmeğimi aldım. Ve bu sırada ilmeklerin hepsini düz olarak örüyorum. Burası örgümüzün ön tarafı. Bakın doladığım ilmeği de düz ördüm.
Ördüğüm ilmeği de düz. Yapılışı dediğim gibi, gördüğünüz gibi kolay bir model. Ama bakıldığında zormuş gibi duruyor. Son kenar ilmeğimi de düz ördüm. Bu sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Döndüm şimdi. Burası da örgümüzün arka tarafı. Arkada da kenar ilmeğinden sonra ilmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Sıraya başlarken yine kenar ilmeğimi örmeden alarak başladım. İpimi örgümün arkasına geçirdim. Şimdi bakın, sıradaki iki ilmeği ön taraftan batıp sağa doğru kesiyorum. Burada ilk kesme işlemini yapmış olduk. Yine ip örgümün arkasında. İkinci kez önden batıp iki ilmeği sağa doğru kesiyorum. İpimi arka tarafa alıp üçüncü kez iki ilmeği ön taraftan batıp sağa kesiyorum. Toplam 3 sefer ilmekleri sağa doğru kestik. Şimdi ortadaki arttırma yerine geldik. Bakın, son kesme işleminden sonra bir doladım, düz ördüm. Bir doladım, ikinci düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım, üçüncü düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım, dördüncü düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım, beşinci düz ilmeğimi ördüm. Burada toplam 6 sefer dolama ve 5 tane de düz ilmek örüyoruz. En son dolama işlemini yaptım. Şimdi burada kalan ilmekleri de bakın, ilk ilmeğimi yönünü çevirdim. Sola doğru yatması için 2 ilmeği sola doğru kestim. Yine ilmeğimin yönünü çevirdim ve bu 2 ilmeği sola doğru kestim. Tekrar ilmeğimin yönünü çevirdim ve sola doğru kestim. Şimdi buradan sonra siz sıraya devam ederken bakın, burada 3 tane sola doğru kesme işlemi yaptık. Tekrar sıranın başından bakın, 3 tane sağa doğru keserek başlamıştık ya. Şöyle netlesin. Buradan ileriye devam ederken bu 3 sola kesme işleminin devamına 3 tane de sağa doğru kesme işlemi yapıp yine burada yaptığımız işlemleri tekrar ederek sırayı ilerletiyoruz. Son kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Buradan itibaren dediğim gibi buradan işlemleri tekrarlayarak modeli büyütebilirsiniz. Çevirdim. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğimi alıyorum. Ve sıradaki bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Doladığım ilmekler de dahil. Sıramın sonuna kadar ters olarak örüp kenar ilmeğimi düz örüp sırayı tamamlıyorum. Şimdi burada bir sıra modelli sıramızı yapmış olduk. Örgümün ön yüzüne geldiğimde bir sıra bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Bir sıra model kuruyoruz. Bir sıra da düz olarak örüyoruz. Örgümün ön yüzündeyken ilmeklerimin tamamını düz olarak örüp sırayı tamamlıyorum. Bir önceki sırada model kurmuştuk. Şimdi bu sırayı düz örgü olarak tamamladık. Arka tarafta da yine bütün ilmekleri ters örerek tamamlıyoruz. Arka tarafımız da bu şekilde tamamlanıyor. Tüm ilmeklerimi ters örerek sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzündeyken şurada yaptığımız, bir önceki sırada yaptığımız modelli sırayı tekrar ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İpimi örgümün arkasına geçirip bakın, iki ilmeği sağa doğru kesiyorum.
İp yine arkada. Bir kez daha sağ kesme. Toplam 3 sefer burada sağ kesme işlemi yapıyoruz. Kenar ilmeği ve 3 sefer ilmekleri çift örüp sağa doğru kestik. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, ikinci düzü ördüm. Bir doladım, üçüncü düzü ördüm. Bir doladım, dördüncü düz. Bir doladım, beşinci düz. Toplam 5 tane ilmeği düz olarak ördüm, aralarına ilmek atarak. Son ilmeğimi doladıktan sonra da sola doğru kesme yapıyorum. 2 ilmeği birlikte sola kestim. İlmeğimin yönünü çevirip yine 2 ilmeği sola kestim. İlmeğimin yönünü çevirip sola doğru 3. kesme işlemini yaptım. Ve kenar ilmeği. Arka tarafta yine ilmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz. Sıramın sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Ön yüzde yine ilmeklerimizi kenar ilmeğinden sonraki ilmekleri düz olarak örüyoruz. Ön yüzde düz, arka yüzde de bir sıra ters olarak örelim. Ön yüze sıranın başına ilerleyelim. Arka tarafa geçtim. Arkada da kenar ilmeğini aldıktan sonra bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu da modelimizin son sırasını oluşturuyor. İlk modelimiz bakın bu şekilde tamamlandı. Şimdi şu altta yaptığımız sıranın tekrarı yapalım birlikte. Kenar ilmeğini alıyoruz. Burada dolama yapmadan bakın 2 ilmeği birlikte ters olarak topladım. Yine 2 ilmeği birlikte ters. Modeli ilk başladığımızda yaptığımız sıranın tekrarı. İlmeklerin hepsini aralarına ilmek dolama yapmadan sadece toplayarak ilerliyoruz. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da tek olarak ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi hemen modelimizin üzerinde bakalım. Şimdi bakın buraya kadar bu modelin yarısına kadar örmüş olduk pembe ile. Sizler devam ederken burada yaptığımız işlemi bakın şuradan bu şekilde yaparsak daha net anlaşılır. Modele 18 ilmek ilave edip bu şekilde devam ediyorsunuz. Her model için 18-18 ilmekleri arttırarak bakın bu şekilde model tamamlanıyor. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.